iftar sofralarımızı bize kuran Beşiktaş'ımızın çalışkan başkanı, güler yüzlü başkanı Sayın Avukat Murat Hazinedar Beyefendi aramızdalar. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Şeref verdiniz, onur verdiniz. Allah kabul etsin dualarımızı, oruçlarımızı. Az sonra tekrar devam edeceğiz. Sözü yine sizlere bırakıyorum. Zaman zatona görüşürüz. Geride. Bizim Bayrampaşa'ya içe başlıyoruz. Thank you.
konuştuk yani. Tabii. Hayret bir şey. Sen niye gidiyorsun? Yaklaşık 5000 kişi şu anda benim karşımda. Cimcim'in de gösterdiği gibi kalabalığı teşrif edenleri görmek mümkün. Onun dışında yaklaşık 1500 dolduran binlerce yurttaşımıza sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Evet. Yine bizlerle birlikte olacak az önce saydığım bu tertibin içerisinde Metin Doğan, Cumhuriyet Halk Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanı da bizlerle birlikte olacak. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da şu anda yolda olduğunu biliyoruz. Yine kendileri buraya teşrif edecekler. Bizleri onurlandıracaklar değerli izleyenler. Evet, yine ben sözü Sayın Murat Hazinedar'a bırakayım. Gerçekten bu aya yakışır. Birlik, beraberlik mesajını bundan daha güzel veremeyeceğimiz bir ortamdayız sanırım. Ne diyeceksiniz Sayın Hazinedar? Tabii aslında bence ekranları başında bizleri izleyen milyonlarca Halk TV izleyicisi ve Halk Radyo dinleyicisi bir şey merak ediyorlar. Beşiktaş Belediye Başkanı, Beşiktaş Belediyesi bu iftar sofraları neden Zeytinburnu'nda böylesine muhteşem bir şekilde binlerce yurttaşımızı bir araya getirerek bu sofraları kuruyor. Aslında bu işin sebebi hikmeti ben değilim. Belediye başkanı olduğumuzda hep şunu ifade ettik. Beşiktaş'tan İstanbul'a, İstanbul'dan Türkiye'ye hem özgürlükçü sosyal demokrasinin hem de bizi biz yapan değerlerin, milli değerlerimizin, manevi değerlerimizin en güzel yaşandığı semtlerden biri olan Beşiktaş'tan bu değerleri Aziz Atatürk'ün en güzel ifadelerinden biridir. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satıhta bütün vatandır. O zaman biz bu değerleri Beşiktaş'tan ki Türkiye rekorunu kırdığımız semt olan Beşiktaş'tan bütün semtlerimize, İstanbul'un diğer yerlerine bu değerleri taşıyalım. Siyasetimizi değil, siyasetin önünde olan değerlerimizi, siyasetin de üstünde olan değerlerimizi taşıyalım. Beşiktaş'tan bu anlayışla yola çıktık. Bugün aslında sadece burada kurmadık sofraları. Biliyorsunuz her akşam Beşiktaş Meydanı'ndan yaptığımız yayında özellikle Mitrovica'yı, yani Kosova'yı, Türklerin, ulusumuzun tarihinde, o kadim tarihimizde belki de en güzel nişanelerinden biri olan Kosova'da yine kuruyoruz. Tabii Anadolu'nun birçok yerinde bu sofraları kurmaya çalışıyoruz ama Cumhuriyet Halk Partisi Zeytinburnu ilçe örgütü de benden özellikle rica etti. Birlikte bu sofraları Zeytinburnu için, Zeytinburnu'nda Adliye Meydanı'nda kuralım dedi ve sevgili Metin Doğan, benim sevgili ilçe başkanımla birlikte ve ilçe yönetimiyle çok şükür bu sofraları gayet güzel, binlerce yurttaşımızın iştirakiyle sanıyorum almadı bu dev meydan. Sayın Genel Başkanımızın da katılımıyla birlikte bir iftar açacağız. Buradan verdiğimiz en önemli mesaj aslında Beşiktaş'tan aktarmaya çalıştığımız değerlerimize dairdir. Hem Atatürkçü, hem milli, hem manevi değerlerin bir arada yaşandığı bir iklimi, iklimin mesajıdır bu. İnşallah buna vesile olmaktan ben de gurur duyuyorum, mutluluk duyuyorum. Buna vesile olduğu için de sevgili Metin Doğan Başkanıma da çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz biz de sizlere. İhsan Hocam aslında başkanım, ilçe örgütünün biz, sayısı az galiba. Bol bol konuştuk ama Sayın Metin Doğan da geldi aramıza. Evet. Mikrofon alabilir miyiz? Hemen mikrofonu da alalım, telsiz mikrofonu da. Ben bu arada gerçekten tabii kalabalık şu anda ederim. Ekrandaysa eğer şöyle size vereyim. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. 5000 kişi dedim ama ben daha fazlası da yani bugün almayan 5000 misafirle bir araya gelecektik. Ama gördüğüm kadarıyla 5000'i aşan bir misafirimizle karşı karşıyayız. Öncelikle yer bulamayıp oturamayan bugün bizim gönülhanemizde misafir ettiğimiz konuklarımıza şu anda itibaren kendilerinden özür diliyorum. İnşallah kendileri buradan çıkarken bize küs olarak çıkmazlar. Onları tekrar ikinci bir iftarımızda ağırlayacağız. Bunu öncelikle söylemek istiyorum. Yine Sayın Beşiktaş Belediye Başkanımız, kardeş ilçemiz, Beşiktaş ilçemizin belediye başkanı Sayın Murat Hazinedaroğlu'nun bugün bizimle birlikte ev sahipliği yapmasından dolayı, dayanışmasını göstermesinden dolayı, açmış olduğumuz bir iftar sofrasında emeğinin olmasından dolayı hepinizin huzurunda kendilerine şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız Sayın Başkanım.
biz her sene gelenek haline getirmiş olduğumuz Ramazan iftar soframızı bu sene de açıyoruz. Bu sene de sizlerle birlikteyiz. Bu soframızda ülkemizin barışını, kardeşliğini paylaşıyoruz. Dayanışma içindeyiz. İyi ki sizler de bugün buraya geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bayramda inşallah tekrar bir araya geleceğiz. Amin. Çok çok sağ olun. Size kalsın şöyle vereyim. İhsan Hocam, onu diyordum, yayın öncesinde konuşmuştuk. Bu tablonun hatta bizim yine Ortaköy Meydanı'nda yaptığımız ilk günkü iftar. Başkanlara ben de teşekkür ediyorum. Ve bu güzelliklerin devam etmesini diliyorum. Çünkü dini, dili, farklı etnik grupları olmadan, fark ettirmeden hangi gruptan, hangi partiden, hangi etnik şeyden olursa olsun sunuyorum. Bu güzel Ramazan gecesinde yakın topluca onun emrine uyarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Yerbükleri'nin Başbakanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, hoş geldiniz Genel Başkanım. Şeref verdiniz, onur verdiniz. Zeytinburnu, güler yüzlü insanları, güler yüzlü anneleri, güler yüzlü babaları seni bağrına basıyor. Zeytinburnu halkı seni çok seviyor. Hoş geldiniz Genel Başkanım. Şeref verdiniz, onur verdiniz. Başkanım hoş geldiniz. Bu mübarek akşamda bizleri yalnız bırakmadığınız için yakın geleceğin başbakanı, hoş geldiniz genel başkanım, şeref verdiniz. Evet, İstanbul İl Başkanımız Sayın Cemal Polat, Cemal Polat hoş geldiniz. Kılıçdaroğlu halkın kurumunu, Kılıçdaroğlu halkın kurumunu, konulardaki karşılamaya sloganlara. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Allah tuttuğumuz oruçlarımızı, dualarımızı kabul eylesin. Az sonra iftarımıza geçeceğiz. Bu arada milletvekillerimize hoş geldiniz diyoruz. Genel Başkan Yardımcımız Yasemin Aray Can Kurtaran Hanımefendi hoş geldiniz. İstanbul İl Başkanımız Sayın Cemal Can Polat hoş geldiniz efendim. Şeref verdiniz, onur verdiniz. Bugün bizleri burada yalnız bırakmaya kabul eylesin. Az sonra iftarımız okunacak. Evet, değerli konuş edildi. İstanbul İl Başkanı Cemal Can Polat, Beşiktaş Belediye Başkanı Sayın Volkan Şenetesler, Genel Başkan Kadir Yeter Mükemmeliyette, Sayın Dursun Çiçek burada. Hatta Sayın Çiçek'e hoş geldiniz diyelim efendim, hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar. Şöyle mikrofonu da size uzatayım. Bir iki duygunuzu da almak isterim. Efendim, çok güzel bir akşam. Hava da güzel. Bu etkinliğe katılan bütün aydınlarımıza, cumhuriyet kadınlarımıza, gençlerimize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah tuttukları oruçları kabul etsin. Afiyet olsun. Bu sosyal medya fenomeni desem tanır mısınız? Muhtemelen tanırsınız ama kendisi de burada. Sayın Atilla Taş hoş geldiniz. Şöyle bir gün vereyim. Çok teşekkür ediyorum. Herkese hoş geldiniz diyorum. Sizleri burada görmek büyük şeref, büyük mutluluk. Genel Başkanımızın sonuna kadar arkasındayız, yanındayız. Tabii devam edeceğiz. Sezgi Tanrı da burada hemen. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da bir kez daha Zeytinburnu'nun meydanına Ya Rabbel Alemin, evvela senin rızana nail olmak üzere tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eyle. Şu anda iftar saatine dakikalar kaldığı şu dakikalarda, duaların makbul olduğu bu saatte ellerimizi senin rahmet ve mağfiret dergahına açtık. Bizleri affettiğin, bağışladığın kullarının zümresine dahil eyle. Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan bu güzel mübarek şehri Ramazan'ı cümlemiz hakkında rahmetlere,
mağfiretlere ve cehennem ateşinden kurtuluşlara vesile eyle. Ettiğin, rahmetine nail ettiğin kullarından eyle. Ve bu vesileyle geçmişlerimize, anne baba, evlat ve kardeş, akraba taallukatımızdan bütün ahiret... Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. لله تعالى الفاتحة. Getirdiniz. Öncesinde yine söylediğimiz gibi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Zeytinburnu Meydanı'nda ve tabii değerli birçok milletvekili, il ve ilçe başkanları da buradalar, oruçlarını açtılar. İftardan sonra kendilerinin bir konuşma yapacağını biliyoruz, bizlerle paylaştı. Tabii değerli basın mensupları da yine ona keza kendileri de Sayın Kılıçdaroğlu'nu bekliyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu'nu sahneye davet edelim konuşması için. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Tabii bir kez daha vurgulamakta fayda var. Bu Ramazan ayının 1000 aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ni içinde bulunduran bu Ramazan ayının, tabii Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı bu mübarek ayın birlik beraberlik mesajı içerdiğini biliyoruz. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatları ve Kılıçdaroğlu önderliğinde işte Jimmy Cip'ten ve kameralardan gösterdiğimiz 5000 kişiden daha fazla, hatta alamayan kişinin verdiği mesaj da burada. Değerli izleyenler, birlik, beraberlik mesajını ekranlardan görmeniz mümkün. Sayın Kılıçdaroğlu, hoş geldiniz efendim. Efendim hepinize afiyet olsun. Orucumuzu tuttuk. Arkadaşlar, dualarımızı ettik. En çok ihtiyaç duyduğumuz şey birlik ve beraberlik. Gönlümüzde yatan şey şu: akşam sofraya otururken huzur içinde oturalım. Haberleri dinlerken huzur içinde haberleri dinleyelim. Birlik ve beraberliğe her zamankinden çok ihtiyacımız var. Bu ülkede eğer hepimiz tasada ve kıvaçta beraber olursak, yani acılarımızı paylaşırsak, sevinçlerimizi paylaşırsak, emin olun Türkiye dünyanın en güzel ülkesi. Bu ülkede hepimize yer var. Hepimiz huzur içinde yaşayabiliriz. Hepimiz barış içinde yaşayabiliriz. Hepimizin karnı doyabilir. Ramazan ayı gibi mübarek bir ayda acı haberler duymak istemiyoruz. Acı haberler olmasın istiyoruz. Herkesin rahatça yaşadığı, kentin sokaklarında gezdiği, huzur içinde dolaştığı bir Türkiye özlemi içindeyiz. Ne yapıyorsun abi ya? Çok şey istemiyoruz aslında. Kendi ülkemizde insanca yaşamak istiyoruz. Kendi ülkemizde huzur içinde yaşamak istiyoruz.
Anneler kendi ülkelerinde, kendi mahallelerinde, kendi evlerinde çocuklarını huzur içinde okula göndersinler istiyoruz. Bu isteklerle, bu dileklerle hepinize en içten selamlar, saygılar sunuyorum diyorum. Çok fazla şey mi istedik acaba? Hayır. Emin olun hayır. Güzel şeyler istiyoruz. Güzel şeyler. Eğer bunları yapabilirsek bu ülkede hepimiz huzur içinde yaşarız. Hepinize tekrar en içten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum efendim. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Milletvekilimiz İlhan Yedekçi, sevgili Barış Arkadaş, Beşiktaş Belediye Başkanı Avukat Murat Haznedar yine bizlerle birlikte oldu. Tabii Sayın Arkadaş'la konuşamamıştık, şimdi konuşabiliriz ama bir mikrofon benim elimden tekrar alabilirsem çok sevineceğim. Herkese merhaba. Allah kabul etsin diyelim. Güzel bir günde bir aradayız. Milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız, belediye başkanlarımız ve en önemlisi Zeytinburnu halkıyla bugün burada kucaklaşıyoruz. Ramazan ayının en güzel yanı gösterdiği üzere evet. Alandan alkışlarla ayrılıyor ve hakikaten Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu, Türkiye'nin uzun süredir görmeye hasret kaldığı bir görüntüyle yaklaşık 5000 Zeytinburnulu yurttaşımızın alkışları eşliğinde alandan ayrılıyor. Sayın Genel Başkanımıza da buradan hem bizimle birlikte olduğu için hem de bu güzel birlikteliği sağladığı için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi varsa herkes için var demiştik. Hakikaten tüm yurttaşlarımız da bugün burada bir arada dinini, ırkını, mezhebini ayırt etmeden birlik beraberlik içinde Ramazan'ını kutluyor, iftarını açıyor. Gece saatlerinde de ibadetlerine devam edecekler. Umarım bu birliktelik her zaman sürer. Ben de size bu yayın için teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz sevgili Barış Arkadaş. Ayağınıza sağlık. Bu mesajdan daha ötesi muhtemelen yok zaten. İhtiyaç olduğundan da bu. O yüzden çok teşekkür ederiz bir kez daha. Ayağınıza sağlık. Değerli izleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu şu anda meydandan ayrılıyor. Hepinize bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Bizi izleyen Halk TV'ye ve dinleyen Halk TV Radyo'da hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyoruz.